Tanrı var mıdır? Ya da var olmuş, var olan ve var olacak tek şey maddi evren midir? Bu soruya cevap verebilecek yaklaşımlardan birisi kozmolojik argümandır. Ve şu şekildedir. Var olmaya başlayan her şeyin bir başlangıç sebebi vardır. Evrenin varoluşunun bir başlangıcı vardır. Öyleyse evrenin bir başlangıç sebebi vardır. İlk önerme doğru mudur? Buna bir bakalım. Bir şeyin nedensiz bir şekilde pat diye var olabileceğine inanmak, sihre inanmaktan daha büyük bir çaba ister. Sihir söz konusu olduğunda en azından bir sihirbaz ve şapka vardır. Ve eğer bir şey hiçbir şeyden var olabiliyorsa, bunun oluşunu neden her gün tekrar tekrar görmüyoruz? Öyleyse hayır. Günlük deneyimimiz ve bilimsel kanıtlar ilk önermemizin doğruluğunu onaylamaktadır. Eğer bir şey var olmaya başlıyorsa, mutlaka bir başlangıç sebebi vardır. Peki ya ikinci önermemiz? Evren bir noktada var olmaya mı başladı? Yoksa her zaman var mıydı? Ateistler genellikle evrenin sonsuzluktan beri var olduğunu söylemektedirler. Evren hep vardı ve hepsi bundan ibaret. İlk olarak termodinamiğin ikinci yasasını ele alalım. Bu yasa bize evrenin kullanılabilir enerjiyi tüketmekte olduğunu söyler. Ve asıl önemli olan nokta da budur. Eğer evren sonsuzluktan beri var ise, şimdiye kadar bu kullanılabilir enerjiyi çoktan tüketmiş olması gerekirdi. Termodinamiğin ikinci yasası bizi kesin bir başlangıcı olan bir evrene yöneltmektedir. Bu gerçek, kayda değer başka bilimsel buluşlarla da onaylanmaktadır. 1915 yılında Albert Einstein izafiyet teorisini sundu. Bu teori, tarihte ilk defa evrenin geçmişi hakkında anlamlı bir şekilde konuşmamızı sağladı. Ardından her biri Einstein'ın denklemiyle çalışan Alexander Friedman ve George Lemaître evrenin genişlemekte olduğunu öngördüler. Bunun ardından 1929 yılında Edwin Hubble uzak galaksilerden gelen ışıklardaki kızıl sapmayı ölçtü. Bu deneysel kanıtlar sadece evrenin genişlemekte olduğunu değil, aynı zamanda evrenin sınırlı geçmişte tek bir noktadan başladığını doğruladı. Bu neredeyse kavrayışın üzerinde muazzam bir buluştu. Bununla birlikte herkes sınırlı bir evren fikrinden hoşlanmamaktadır. Bu nedenle de çok geçmeden alternatif modeller üretilmeye başlandı. Fakat birer birer bu modeller zaman testini geçemediler. Yakın zamanda önde gelen kozmologlardan Arvind Bord, Alan Guth ve Alexander Vilenkin, tarihi boyunca genişleyen herhangi bir evrenin geçmişte sonsuz olamayacağını ve mutlaka bir başlangıca sahip olmak zorunda olduğunu kanıtladılar. Bu gerçek, eğer varsa, çoklu evren içinde geçerlidir. Bu, bilim insanlarının artık sonsuz bir geçmişten gelen evren modelinin arkasına saklanamayacak olmaları anlamına gelmektedir. Kozmik bir başlangıç problemiyle yüz yüze gelmekten başka bir kaçış yolları yoktur. Uygun herhangi bir model, tıpkı standart model gibi bir başlangıca sahip olmalıdır. Öyleyse, önermelerimizin her ikisinin de doğru olduğu oldukça akla yatkındır. Bu, sonucun da doğru olduğu anlamına gelir. Evrenin bir başlangıç sebebi vardır. Ve evren, kendi kendinin varoluşuna sebep olamayacağı için bu başlangıç sebebi yer-zaman evrenin ötesinde olmalıdır. Yer ve zamanla sınırlı olmayan, maddi olmayan, varoluşunun başlangıç sebebi olmayan ve hayal edilemeyecek kadar güçlü olmalıdır. Tıpkı Tanrı gibi. Kozmolojik argüman, Tanrı'nın var olduğuna inanmanın gerçekten de oldukça akla yatkın olduğunu göstermektedir.